Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Deutsch Intensiv A1 dersleri devam ediyor arkadaşlar. Bu dersimizde wohin ve wo sorularının yanıtlarını bulmaya çalışacağız. Hatırlayacak olursanız wohin akusatiflik, wo datiflikle ilgili soru kelimeleriydi. Hazırsanız dersimiz başlasın. Nedir acaba datif dedikleri ve nedir akusatif dedikleri? Datif arkadaşlar, güzel Türkçemizde ne yapıyoruz? İsmin D hali, değil mi? Ne yapıyoruz? Sondan eklemeli bir şekilde gidiyoruz. Ancak Almanca'da artikeller olduğundan dolayı artikellerde dönüşüm oluyor. Tıpkı datifte ve tıpkı akusatifte olduğu gibi. Arkadaşlar, datifle başlayacak olursak, datif ismin D hali, yani nerede sorusunun yanıtının karşılığı. Dolayısıyla ben nerede diye Almanca'da soracak olursam wo diye sormam gerekiyor ve bunun gramer altyapısı datiflik. Şimdi öncelikle bir datife bakalım. Datife baktığımızda arkadaşlar artikeller dönüşüme uğrar. Der, dem'e dönüşür. Die, dere dönüşür. Das, dem'e dönüşür. Die çoğullarda, yani plural die'de ise dem ve kelimenin sonuna en gelir. Daha önceden söylemiştim. Der mavi ile sembolize ediliyordu. Die kırmızıyla, das yeşille ve die plural, yani çoğullar, sarıyla sembolize edilmiş oluyordu. Bu zaten uluslararası renk kodları dahilinde olan bir sistem. Tekrar datifi hatırlayacak olursak şöyle bir tekrarlayalım isterseniz. Demek ki der ne oluyormuş? Dem'e dönüşüyormuş. Die, dere dönüşüyormuş. Das, dem'e dönüşüyormuş. Ve die plural, den ve kelimenin sonuna en geliyormuş. Hangi durumlarda? Wo sorusu sorulduğu durumlarda. Şimdi isterseniz bir de akusatife bakalım. Akusatif acaba nedir? Arkadaşlar, akusatif güzel Türkçemizde nereye doğru gibi, mesela ismin i halini gerektiren hallerde kullanılan bir yapı. Nereye derken wohin sorusunu sormuş oluyorum. Dolayısıyla güzel Türkçemizle bu zaman zaman tam olarak denk düşmeyebiliyor. Ancak ismin i hali kapsamında inceleniyor Almanca'da. Şimdi ben nereye diye soracak olursam Almanca'da wohin sorusunu sormuş oluyorum ve çok kolay arkadaşlar. Der, den'e dönüşüyor. Die, aynı şekilde kalıyor. Das, aynı şekilde kalıyor. Die plural, aynı şekilde kalmış oluyor. Yani die, die olarak, das, das olarak, die plural gene die olarak değişmiş oluyor. Tek bir değişen şey der artikeli den'e dönüşmüş oluyor. Bu kadar kolay arkadaşlar. Dilerseniz bu datif ve akusatifle ilgili cümlelerde ne gibi şeylere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi durumda datif, hangi durumda akusatif olur? Bunu isterseniz örnek cümlelerle bir inceleyelim. Arkadaşlar, bu örnekleri ben ikişerli şekilde yazdım. Dolayısıyla hangi cümle wohin, hangi cümle wo, bunu beraber inceliyor olacağız ve buna göre boşlukları dolduruyor olacağız. Öncelikle ilk cümlemize bir bakalım arkadaşlar. Ich setze mich auf Stuhl. Şimdi öncelikle bir bakalım arkadaşlar burada bilinmeyen kelimeler nedir diye. Der Stuhl, sandalye, iskemle demek arkadaşlar. Buraya baktığımızda bir eylem var ancak refleksif bir durum olan sich setzen, yani oturmak demek arkadaşlar. Güzel Türkçemizde böyle bir şey yok. Bu ben sandalyeye oturuyorum anlamına gelen bir cümle. Ancak ich setze mich derken Türkçe'de olmayan bir şey, hani bunu birebir Türkçe'ye çevirecek olursak ben kendimi oturtuyorum gibi bir anlam çıkmış oluyor. Ancak güzel Türkçe'de ne deriz? Ben oturuyorum, değil mi? Ben sandalyeye oturuyorum deriz. Ancak Almanca'da durum refleksifliği gerektirdiğinden dolayı, ki bunu refleksif fiillerin incelendiği refleksive verben ders
konusunda ayrıntılı bir şekilde incelemiştik, görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa o ilgili ders videosunu mutlaka izlesinler. Ve hatta orada ben şunu da söylemiş olabilirim. Fiiller orada tabii ki kalmayacaktır. Başka başka fiiller de olacaktır demişimdir orada mutlaka. Bakın burada da farklı bir fiil olan sich setzen'i görüyoruz. Demek ki bu neymiş? Oturmak demekmiş. Tekrar cümlemize geri dönecek olursak, ben sandalyeye oturuyorum. Bakın ne diyorum Türkçe'de? Sandalyeye oturuyorum. Sandalyede demiyorum, dikkat edin. Sandalyeye oturuyorum. Yani oraya doğru bir yönelim var. Dolayısıyla oraya doğru bir yönelim varsa soru olarak wohin'i mi sorarım, wo'yu mu sorarım? Hatırlayalım. Wohin neydi? Oraya doğruydu. Wo, orada, nerede sorusuydu. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada bir yönelim olduğundan dolayı ich setze mich auf Stuhl, sandalyeye doğru oturuyorum. Dolayısıyla ne olacak bu arkadaşlar? Akusatif kapsamında incelenecek. Peki şöyle de bir durumumuz var. Biz bunları yaparken mutlaka ama mutlaka bunu her defasında söylüyorum. Burada da söylemekte fayda var. Mutlaka isimleri, nesneleri ilgili artikelleriyle bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü diğer türlü maalesef bunu yapamayız. Bakın ismin i halin, ismin d haline asla işin içerisinden çıkamayız. Mutlaka biz bir nesneyi, bir cismi öğrendiğimizde ilgili artikelini öğrenelim ki burada sıkıntı yaşamayalım. Dolayısıyla burada hatırlatıyorum. Stuhl'un artikeli der. Dolayısıyla oraya doğru bir yönelim olduğundan dolayı ne yapacağım? Sorumuz ne olacak arkadaşlar? Wohin olacak. Bakıyorum wohin'e akusatif kapsamında. Der Stuhl neye dönüşmüş? D'ne dönüşmüş. Dolayısıyla ich setze mich auf ne olacak arkadaşlar? Ich setze mich auf den Stuhl. Evet bakın oraya doğru yönelim var. Wohin sorusunun karşılığı. Dolayısıyla ben ne diyeceğim? Nereye oturuyorsun? Wohin? Evet, sen nereye oturuyorsun? Wohin setzt du dich diyorum, değil mi? Nereye oturuyorsun? Ich setze mich auf den Stuhl. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın setzen ve sitzen, sitzen oturuyor olmak demek. Dolayısıyla ben sandalyede oturuyorum. Ne derim Türkçe'de? Nerede oturuyorsun, değil mi? Kanepede mi oturuyorsun? Sandalyede mi oturuyorsun? Yerde mi oturuyorsun? Nerede oturuyorsun? Sandalyede oturuyorum. Dolayısıyla der Stuhl ne olacak arkadaşlar? Nerede denildiğinden dolayı wo sorusunu soracağım. Peki wo sorusunun dil bilgisel karşılığı ne? Dativ. Der neye dönüşmüş? Deyime dönüşmüş. Dolayısıyla ben ne diyeceğim? Ich sitze auf dem Stuhl. Evet, nerede oturuyorsun? Wo sitzt du? Nerede oturuyorsun? Wo sitzt du? Ich sitze auf dem Stuhl. Ben sandalyede oturuyorum. Yani sandalyenin üstünde oturuyorum anlamı çıkmış oluyor. Demek ki arkadaşlar ben bir cümleyi incelerken kendime şu iki soruyu sormam lazım. Wohin mi? Wo mu? Bundan sonrası kolay. Ona göre datif, demek ki wo datif, wohin akusatif. Bu kadar kolay. Sonraki isterseniz burayı bir tekrarlayalım arkadaşlar. İyice bir pekişsin istiyorum. Demek ki ben sandalyeye oturuyorum. Yani oraya doğru yöneliyorum derken ich setze mich auf den Stuhl. Oraya doğru yöneliyorum. Ama sandalyede oturuyorum. Şu an sandalyede oturuyorum derken ich setze auf den Stuhl demiş oluyorum. Sonraki ikili örneği bakalım arkadaşlar. Der Mann lehnt sich an Wand. Evet. Der Mann neydi arkadaşlar? Adam demekti. Sich lehnen, bakın tıpkı sich setzen gibi bir refleksiflik gerektiren bir fiil. Sich lehnen arkadaşlar yaslanmak demek. Demek ki yaslanmak sich lehnen demekmiş. Wand, die Wand, duvar demek arkadaşlar. Ancak die Wand arkadaşlar evin içerisindeki duvar için geçerli. Yani sokaktaki ya da dışarıdaki açık alandaki duvarlar için
Vent kullanmıyorum. Onun için Mauer demiş oluyorum. Ancak burada Vent, die Wand demek ki evin içerisindeki duvar için kullanılıyor. Demek ki neymiş artikeli? Die Wand. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar der Mann lehnt sich an Wand denilmiş. Artikeli ne dedik? Die dedik. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın burada bir yönelim var. Adam ne yapıyor? Duvara doğru, değil mi? Duvara doğru ne yapıyor? Eğiliyor. Dolayısıyla nereye doğru derken hangi soruyu soracağım arkadaşlar? Wohin'i soracağım, öyle değil mi? Adam nereye yaslanıyor? Wohin lehnt sich der Mann sorusunu sormam lazım. Ondan sonra wohin denildikten sonra işimiz kolaylıyor. Ne olacak? Die, akusatife bakıyorum. Die olarak kalıyor. Bu kadar kolay. Ne diyeceğim? Der Mann lehnt sich an die Wand. Demek ki adam duvara ne yapıyor? Yaslanıyor derken der Mann lehnt sich an die Wand. Peki sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Der Mann lehnt an Wand. Evet. Bakın burada evet, ne yapıyor adam? Duvarda yaslanıyor gibi bir anlam çıkıyor. Tabii bunu Türkçeleştirdiğimizde birazcık abuk bir anlam çıkabiliyor. Ancak bunu Almanca dil dinamizminde, bu dinamikte incelemek gerekiyor arkadaşlar. Nerede dayanıyor gibi düşünmemiz lazım. Dolayısıyla ne yapacağım? Wo sorusunu soracağım. Peki wo sorusunu sorduğumda ne yapacağım? Üst tarafta datife bakacağım arkadaşlar. Di ne dedik arkadaşlar? Di neye dönüşüyordu? Dere dönüşüyordu. Peki ne olacak o zaman bu durumda? Der Mann lehnt an der Wand olacak, değil mi arkadaşlar? Duvar, yani duvara yaslanıyor gibi bir anlam çıkıyor. Aslında duvarda yaslanıyor gibi bir abuk bir durum. Ancak güzel Türkçemizde ne deriz? Duvara yaslanıyor. Yaslanıyor adam demiş oluruz. Öyle değil mi? Dolayısıyla bunun sorusu wo sorusuymuş arkadaşlar. Burayı tekrarlayalım isterseniz. Demek ki der Mann lehnt sich an die Wand. Ne yapıyor? Adam duvara doğru, değil mi? Bir yönelim var. Oraya doğru yaslanıyor. Dolayısıyla burada bir hareketlilik var. Ne soracağım? Wohin sorusunu soracağım. Ne olacak bu? Akusatif olacak. Buraya baktığımda der Mann lehnt an der Wand, nerede sorusunu soracağım. Wo, bu da ne olacak? Datif olacak. Ne diyeceğim o zaman? Die, dere dönüştüğünden dolayı der Mann lehnt an der Wand olacak. Sonraki ikili gruba bakalım arkadaşlar. Die Mädchen gehen in Kino. Evet. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Die Mädchen kızlar. Ama tek bir kız olsaydı ne yapardık arkadaşlar? Das Mädchen derdik, değil mi? Bu birazcık farklı bir durum. Çünkü biz ne demiştik? Erkeklerde der artikeli, dişilerde de, değil mi? Die artikeli kullanılıyordu. Ancak das Mädchen için söz konusu değil. Bu da kız çocuğu için kullanılıyor. Demek ki das Mädchen. Ancak burada die Mädchen kızlar anlamına gelmiş oluyor. Buraya baktığımızda das Kino sinema demek. Şimdi buraya bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Die Mädchen gehen. Bakın gehen. Burada bir aksiyon var. Ne yapıyor kızlar? Sinemaya gidiyor. Dolayısıyla ben ne sorarım? Nereye gidiyor kızlar derim, değil mi? Dolayısıyla wohin mi wo mu? Hangisi olacak arkadaşlar? Wohin. Dolayısıyla bakıyorum wohin'e, değil mi? Buraya dikkate alıyorum. Kino artikeli ne? Das. Bakıyorum. Das'ta dönüşüm var mı? Hayır, yok. Dolayısıyla ne diyeceğim? Die Mädchen gehen in das Kino. Ancak şöyle bir şey var arkadaşlar. Almanca'da in das Kino gramer olarak evet doğru. Ancak in ve das birleşiyor. Şu ikisi birleşiyor arkadaşlar ve ins olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki kızlar sinemaya gidiyor derken die Mädchen gehen ins Kino demiş oluyorum. Yani kalkıp da die Mädchen gehen in das Kino denildiğinde bu biraz
eski bir Almanca gibi ya da pek kullanılmayan bir Almanca. Dolayısıyla biz nereden geldiğini bilelim, ins olarak kullanalım. Çünkü doğru olanı bu arkadaşlar. Peki sonrakine bakalım. Ne diyor? Gene aynı şekilde. Die Mädchen sind, bakın sind neydi? Sein, olmak. Oradalar, değil mi? Oradalar. Ne derim o zaman? Neredeler? Kızlar nerede sorusunu sorarım. Peki nerede sorusunun Almanca karşılığı ne? Wo. Bakıyorum, wo datif mi, akusatif mi? Datif. Kino'nun artikeli ne? Das. Ne olmuş? Neye dönüşmüş? Deyime dönüşmüş. Bakıyorum şimdi arkadaşlar. In ve dem birleşecek. Birleşecek ve ne olacak biliyor musunuz? Kızlar sinemada diyeceğim. Dolayısıyla die Mädchen sind, bakın burada in ve dem birleştiğinde ne yapıyorum? Bakın. Im. Demek ki kızlar sinemanın içinde derken im Kino demiş oluyorum. Ama ben kalkıp da die Kinder sind in dem Kino denilmiş olsaydı 25 tane sinema var, şuradaki sinemada demiş olurdum. Ancak bir genelleme yaptığımda im Kino demem kafi gelecektir. Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım. Die Mädchen gehen ins Kino sorusunu soruyorum kendimce. Kızlar gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Wohin. Dolayısıyla wohin olduğunda bir yönelim olduğundan dolayı akusatif olacak. Artikelim ne? Das Kino. Dolayısıyla ne oluyor? Ins Kino. Die Mädchen gehen ins Kino. Buraya bakıyorum şimdi. Die Mädchen sind. Kızlar nerede? Wo. Wo'nun sorusu karşılığı datif. O zaman das ne olmuş? Dem'e dönüşmüş. Im ve dem birleşmiş. Ne olmuş? Im olmuş. Im Kino. Dolayısıyla sinemanın içinde derken die Mädchen sind im Kino denmiş oluyor. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich setze mich auf den Stuhl. Ich setze mich auf den Stuhl. Ich sitze auf dem Stuhl. Ich sitze auf dem Stuhl. Der Mann lehnt sich an die Wand. Der Mann lehnt sich an die Wand. Der Mann lehnt an der Wand. Der Mann lehnt an der Wand. Die Mädchen gehen ins Kino. Die Mädchen gehen ins Kino. Die Mädchen sind im Kino. Die Mädchen sind im Kino. Sonraki ikili örneğe bakalım arkadaşlar. Burada cümle bize ne diyor bir bakalım. Ihr geht hinter Auto. Evet, gehen neydi? Gitmek demekti. Bakın burada ihr ikinci çoğul değil mi? İki ve daha fazla insan için kullanılan ihr görüyoruz. Ihr geht, siz gidiyorsunuz değil mi? Hinter neydi arkadaşlar? Arkaya değil mi? Arkaya. Auto, evet, araba demekti. Artikeli neydi arkadaşlar? Das Auto. Şimdi burada bir yönelim olduğundan dolayı arkadaşlar nereye gidiyor değil mi? Nereye gidiyorsunuz diye sorarız. Dolayısıyla hangisi olacak bu? Wohin olacak. Wohin geht ihr değil mi? Dolayısıyla ya da wohin gehen diye biz nereye gidiyoruz diye de sorabiliriz. Sizler arabanın arkasına gidiyorsunuz diyecek olursak ne diyeceğiz? Ihr geht hinter, bakın yönelim olduğundan dolayı bakıyorum akusatif. Dolayısıyla das aynı şekilde kalacak. Ve ne diyeceğim arkadaşlar burada? Ihr geht hinter das Auto. Arabanın arkasına gidiyorsunuz. Dolayısıyla wohin sorusuyla denk düşüyor. Dolayısıyla akusatif. Peki buraya baktığımızda arkadaşlar bakın gehen bir defa bir aksiyon değil mi? Gitmek. Dolayısıyla oradan wohin sorusunu düşünebiliriz. Peki buraya baktığımızda ihr seid hinter Auto. Evet, ihr seid oradasınız diyor.
Dolayısıyla neredesiniz diye soracak olursam ne olacak? Bu wo. Peki tabloya baktığımda auto, das auto ne oluyor? Dem. Ne olacak o zaman? Ihr seid hinter dem auto, değil mi arkadaşlar? Demek ki siz arabanın arkasına yöneliyorsunuz. Oraya doğru gidiyorsunuz. Ihr geht hinter das auto. Akkusativ. Buraya bakıyorum. Ihr seid hinter dem auto. Dativ. Das ne olmuş? Dem olmuş. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Das Ehepaar setzt sich neben Fenster. Evet. Das Ehepaar çift demek arkadaşlar. Evli çift. Değil mi? Sich setzen gördük zaten bunu. Neydi? Oturmak demekti. Fenster pencere demek arkadaşlar. Bunun da artikeli das Fenster. Peki düşünmemiz lazım. Das Fenster olduğuna göre durum ne olacak arkadaşlar? Çift ne yapıyor? Pencerenin yanına oturuyor. Oraya doğru yürüyor. Evet, bir yönelim var. Değil mi? Oraya doğru oturuyor. Dolayısıyla sorumuz ne? Wohin? Nereye bakacağım? Akkusatife bakacağım. Das'ta bir dönüşüm var mı? Yok. Dolayısıyla ne olacak? Das Ehepaar setzt sich neben das Fenster olacak. Değil mi? Peki bir sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Das Ehepaar sitzt. Bakın oturuyor. Nerede oturuyor sorusunu sormam lazım. Wo. Ne olacak bu? Datif olacak. Bakıyorum datiflikte das ne oluyor? Dem. Ne olacak o zaman burası arkadaşlar? Das Ehepaar sitzt neben dem Fenster. Pencerenin yanında oturuyor değil mi? Dolayısıyla wo sorusu sorulmuş oluyor. Burayı tekrarlayalım isterseniz, bir toparlayalım. Ne diyor? Das Ehepaar setzt sich neben das Fenster. Bakın burada bir yönelim var. Dolayısıyla yönelim olduğundan dolayı akkusatifliği gerektirecek ve herhangi bir dönüşüm olmayacak. Niye? Çünkü das artikelinde dönüşüm yok. Öyle değil mi? Peki buraya baktığımızda burada olağan bir durum var. Burada oturuyor. Nerede oturuyor bu çift? Pencerenin yanında. Yanında denildiğinden dolayı datif olacak. Çünkü wo sorusunu sordum. Das ne olacak? Dem. Dem Fenster. Neben dem Fenster. Dolayısıyla çift pencerenin yanında oturuyor. Das Ehepaar sitzt neben dem Fenster demiş oluyorum. Demek ki bu wo sorusunun yanıtıymış. Sonraki ikili cümleye bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Das Kind legt sich unter Tisch. Sich legen, uzanmak, yatmak demek. Tisch, der Tisch. Evet, çocukken ben de yapıyordum. Masanın altında yatmak değil mi? Uzanmak anlamında. Çocuk ne yapıyor? Masanın altına uzanıyor. Bakın oraya doğru bir yönelim var. Dolayısıyla neyi soracağım? Wohin sorusunu soracağım. Tisch'in artikeli der. Bakıyorum arkadaşlar wohin'de. Der ne oluyor? Dene dönüşüyor. Dolayısıyla masaya doğru uzanıyor. Bakın orada bir aksiyon var. Çocuk şu an hareket halinde ve ne yapıyor? Masaya doğru uzanıyor. Masanın altına giriyor. Değil mi? Dolayısıyla ne yapacağız? Der neye dönüşecek? Dene dönüşecek. Ve diyeceğim ki das Kind legt sich unter den Tisch. Peki buraya bakalım arkadaşlar. Das Kind liegt unter Tisch. Bakın liegen yatay vaziyette durmak demek. Çocuk masanın altında uzanmış duruyor. Herhangi bir aksiyon yok. Çocuk orada. Dolayısıyla orada denildiğine göre bunun sorusu ne? Nerede? Wo? Çocuk nerede yatıyor? Wo liegt das Kind? Çocuk ne yapıyor? Masanın altında yatıyor. Ne yapacağım arkadaşlar? Datif sorusu, wo sorusunu soracağım. Dolayısıyla der ne olmuş? Dem. Der
deyime dönüştüğünden dolayı unter, ne olacak burası? Unter dem Tisch. Das Kind liegt unter dem Tisch. Çocuk masanın altında yatıyor. Bakın burada bir aksiyon yok. Orada duruyor çocuk. Orada uyuyor belki de. Değil mi? Oraya uzanmış. Dolayısıyla liegt unter dem Tisch demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ihr geht hinter das Auto. Ihr geht hinter das Auto. Ihr seid hinter dem Auto. Ihr seid hinter dem Auto. Das Ehepaar setzt sich neben das Fenster. Das Ehepaar setzt sich neben das Fenster. Das Ehepaar sitzt neben dem Fenster. Das Ehepaar sitzt neben dem Fenster. Das Kind legt sich unter den Tisch. Das Kind legt sich unter den Tisch. Das Kind liegt unter dem Tisch. Das Kind liegt unter dem Tisch. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Ne diyor cümlemiz? Der Mann geht vor Fernseher. Evet, Fernseher, der Fernseher, televizyon demek arkadaşlar. Evet, adam gidiyor değil mi? Bakın burada bir yönelim olduğundan dolayı ne sorusunu soracağım, hangi soruyu soracağım? Wohin sorusunu soracağım, öyle değil mi? Dolayısıyla akusatifliği gerektiriyor. Der neye dönüşüyormuş? Den'e dönüşüyor. Dolayısıyla ne diyeceğim? Der Mann geht vor den Fernseher. Öyle değil mi? Adam televizyona doğru gidiyor değil mi? Geht vor den Fernseher. Daha doğrusu onun önünden gidiyor değil mi? Çünkü burada vor var, önünde demekti. Peki burada der Mann sitzt. Bakın burada olağan bir durum, herhangi bir aksiyon yok, oturuyor. Dolayısıyla televizyonun önünde oturuyor derken ne sorusunu sorarım? Nerede? Dolayısıyla wo sorusunu soracağım. Wo'nun cevabı datif. Dolayısıyla der Fernseher ne oluyormuş? Dem Fernseher. O zaman ne diyeceğim? Der Mann sitzt vor dem Fernseher. Değil mi? Burayı bir toparlayalım arkadaşlar. Demek ki adam televizyonun önünden gidiyor değil mi? Bakın burada bir ne var? Bir aksiyon var. Dolayısıyla adam televizyon önünden geçiyor da diyebiliriz. O zaman ne diyeceğiz? Der Mann geht vor den Fernseher. Ancak adam ne yapıyor? Televizyonun önünde oturuyor derken burada herhangi bir aksiyon yok. Durağan bir durum değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Der Mann sitzt vor dem Fernseher. Çünkü sorunun karşılığı ne? Wo. Nerede? Dativ. Sonraki cümleye bakalım isterseniz arkadaşlar. Bakın burada wir stellen uns zwischen Stühlen demiş. Evet. Bakın burada stellen uns, sich stellen. Burada da yine bir refleksiflik söz konusu. Ne yapıyoruz? Biz sıraya geçiyoruz gibi bir anlam da çıkabilir. Yani ayakta duruyoruz ve sıraya geçiyoruz gibi düşünülebilir. Zwischen neydi? Arasında demekti. Der Stuhl, die Stühle ne demekti bu arkadaşlar? İskemleler, sandalyeler değil mi? İskemlelerin, sandalyelerin arasına geçiyoruz diyoruz değil mi? Dolayısıyla burada bir yönelim var. Dolayısıyla ne yapacağız? Wohin sorusunu soracağız. Wohin sorusunu sorduğumuzda ne olacak bu? Akusatif kapsamında olacak. Ancak plural. Peki pluralde herhangi bir dönüşüm var mı? Hayır, yok. Değil mi? Ne oluyor? Die olarak kalıyor. Wir stellen uns zwischen die. Ne diyeceğiz o zaman? Tabi burada ben de bir hata yapmışım. Die Stühle, bakın burada en olmayacak. Çünkü niye? Burada bir yönelim var. Der Stuhl, çoğulu ne? Die Stühle. Peki akusatiflikte herhangi bir dönüşüm var mı? Hayır, yok. Dolayısıyla artikelim die olarak kalacak. Ve ne diyeceğim? Wir stellen uns zwischen die Stühle. Bu. Demek ki
biz sandalyelerin arasında değil mi? Zaman zaman bu sınıflarda yapmış olduğumuz böyle aktiviteler vardır. İstasyon çalışmaları gibi. O zaman öğrenciden tabii birazcık daha hareketli olmasını isteyebiliyoruz. Ayağa kalkıyorlar işte masanın bir tarafını geçiyorlar, sandalyenin orasını geçiyorlar. Oradan bulmuş olduğum bir cümle bu. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Sandalyelerin ne yapıyoruz? Arasına geçiyoruz derken böyle bir cümleyi pekala kullanabiliriz. Dolayısıyla burada akusatif olduğundan dolayı değil mi? Bakıyoruz akusatif kuralında ne vardı? Di, herhangi bir sonlandırıcı yok. Nerede var? Datiflikte var. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Wir stellen uns zwischen die Stühle demiş oluyoruz. Peki buraya bir bakalım arkadaşlar. Biz neredeyiz? Biz duruyoruz. Herhangi bir aksiyon yok. Burada olağan bir şekilde bekliyoruz, duruyoruz. Dolayısıyla soru ne? Nerede duruyorsunuz? Dolayısıyla ne olacak bu? Wo. Peki çoğullarda ne oluyor? İşte bu noktada ne oluyor? En gelmiş oluyor. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Den stühlen. Bakın buradaki den ve en mutlaka birlikte anılması gerekiyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla biz sandalyelerin, iskemlelerin arasında duruyoruz, bekliyoruz. Duran. Dolayısıyla wo sorusu sorulması gerekiyor. Dolayısıyla wir stehen zwischen den Stühlen. İsterseniz burayı bir tekrarlayalım. Demek ki ben ne diyorum? Biz sandalyelerin ortasında duruyoruz. Değil mi? Oraya doğru geçiyoruz. Çünkü burada ne var? Refleksiflik var. Wir stellen uns. Oraya doğru geçiyoruz. Öyle bir aksiyonumuz var. Ben hareket halindeyim arkadaşlarımla ve ne yapıyorum? Hareket halinde iskemlelere doğru ilerliyoruz da diyebiliriz. Bunun Türkçe karşılığı bu aynı zamanda. Dolayısıyla nereye gidiyorsunuz? Wohin. Değil mi? Dolayısıyla wohin olduğundan dolayı die aynı şekilde kalacak. Die olarak kalacak. Wir stellen uns zwischen die Stühle. Ancak buraya baktığımızda wir stehen zwischen den Stühlen ne yapıyoruz? Biz hareketsiz bir şekilde bekliyoruz. 5 dakikadır biz bekliyoruz. Nerede sorusu. Wo. Dativ. Peki çoğullarda ne oluyor? Den nokta nokta en dedik. Dolayısıyla wir stehen zwischen den Stühlen. Mutlaka en gelmiş oluyor. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ne diyor bu cümle bize? Die Frau hängt die Lampe über Kamera. Evet. Die Frau neydi arkadaşlar? Kadın demekti. Hängen asmak demek arkadaşlar. Die Lampe, lamba, über, bakın über neydi? Üzerinde. Bakın burada bir temas yok. Auf temasın olduğu üstünde anlamındayken über salınım halinde ya da uçan cisimler için ne demiştik? İşte kuşlar için demiştik öyle değil mi? Ya da işte uçmakta olan yerle teması olmayan cisimler ya da işte daha çok işte kuşlar, uçaklar içinde kullanılabiliyordu bu. Über kullanılıyor. Kamera, evet bunda artikeli die Kamera. Dolayısıyla kadın ne yapıyor? Lambayı kameranın üzerine asıyor. Bakın yerle teması yok. Kameranın üzerine asıyor. Ne olabilir bu? Söz gelimi işte tavan ve kameranın içerisinde değil mi? Salınım halinde bir lamba olabilir bu. Öyle düşünebiliriz. Dolayısıyla ne yapıyor kadın? Böyle bir aksiyona girişiyor. Hängen bakın burada o aksiyonu yapıyor, asıyor. Niye asıyor? Lambayı kameranın üzerine asıyor. Dolayısıyla nereye doğru asıyor derken ne diyeceğim? Wohin sorusunu soracağım. Peki wohin neydi arkadaşlar? Akusatif. Peki die Kamera ne oluyor? Dönüşüme uğruyor mu? Hayır. O zaman ne diyeceğim? Die Frau hängt die Lampe über die Kamera değil mi? Kadın çünkü ne yapıyor? Kameranın üzerine asıyor. Ve hareket halinde bunu yapıyor. Peki buraya bakalım arkadaşlar. Die Lampe hängt über Kamera. Bakın burada artık iş bitmiş. Ve diyor ki lamba kameranın üzerinde asılı. Duruyor.
10 gündür, 15 gündür, artık kaç zamandır bilmiyoruz. Ama durum bu. Dolayısıyla bunun sorusunu sormam lazım. Şimdi şunu sormam lazım. Wohin mi, wo mu? Ne diyeceğim? Nerede? Değil mi? Lamba nerede asılı? Öyle deriz değil mi Türkçe'de? Lamba nerede asılı? Wo sorusunu soracağım. Wo hängt die Lampe? Cevabım ne? Dativ. Bakın şimdi burada di ne olmuş arkadaşlar? Dere dönüşmüş. Dolayısıyla lamba kameranın üzerine asılı der Almanlar. Türkçede ne deriz? Üstünde deriz. Ancak burada bir ne var arkadaşlar? Yerle teması yok. Hatırlayın, Üba için ne demiştim? Temasın olmadığı, yani yüzeyle temasın olmadığı durumlarda Üba kullanılıyordu. Tıpkı kuşlar gibi dedik, tıpkı uçaklar gibi dedik. Buradaki durum, değil mi? Tavan ve herhangi bir yerle teması yok. Dolayısıyla Üba'yı kullanabiliyorum. Ne diyeceğim? Die Lampe hängt Üba. Wo sorusu? Über der Kamera. Dolayısıyla buraya ne gelecek? Der gelmiş olacak. Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk cümle ne diyor bize? Die Frau hängt die Lampe über die Kamera. Kadın aksiyon halinde değil mi? Bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Hängt die Lampe, lambayı asıyor. Nereye? Kameranın üzerine. Evet, Türkçe'yi birazcık böyle katlediyor olabiliriz ama kameranın üzerine asıyor. Dolayısıyla wohin sorusunu sorduğumda akusatiflikte ne oluyormuş? Die kalıyor. Über die Kamera. Die Frau hängt die Lampe über die Kamera. İkinci cümleye bakalım. Die Lampe hängt über der Kamera. Lamba kameranın üzerine asılı. Var. Herhangi bir değişim yok. Duruyor. Dolayısıyla sorum ne? Wo. Cevabı dativ. Bakıyoruz. Die ne oluyormuş? Dere dönüşüyormuş. Ne diyeceğim o zaman? Die Lampe hängt über der Kamera. Bu kadar kolay. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Mann geht vor den Fernseher. Der Mann geht vor den Fernseher. Der Mann sitzt vor dem Fernseher. Der Mann sitzt vor dem Fernseher. Wir stellen uns zwischen die Stühle. Wir stellen uns zwischen die Stühle. Wir stehen zwischen den Stühlen. Wir stehen zwischen den Stühlen. Die Frau hängt die Lampe über die Kamera. Die Frau hängt die Lampe über die Kamera. Die Lampe hängt über der Kamera. Die Lampe hängt über der Kamera. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde wohin ve wo sorularını sormayı öğrendik. Neden sorduk? Çünkü bunları akusatif ya da datif olarak ne yapmamız gerekiyordu? Anlamlandırmamız gerekiyordu, öyle değil mi? Dolayısıyla şunu da altını çizmekte fayda var arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka nesneleri ilgili artikelleriyle mutlaka ezberlememiz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra emin olun akusatifi ve datifi kolaylıkla yapıyor olacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.